Ben bırakmıyorum. Git çağır polisi, çağır. Böyle saçmalık mı olur ya? Olur tabi. Ya çeksene, elini çeksene sen. Elini çeksene sen. Kardeşim git polisi çağır. Nasıl işliyorsun, elini çek. Tamam git polisi çağır. Sen çağır. Ben çağırmıyorum. Sen çağır, ben de çağırmıyorum. Tamam o zaman ben polis gelsin. Elini çek, elini çek. Tamam. Dokunma benim kamerama. Tamam o zaman sen de çek. Benim kamerama dokunamazsın. Sen çekemezsin. Çekerim. O zaman ben de bırakmıyorum. Tamam bırakma bakalım. Evet. Şu anda. Ses yapıyorsun ne? Sakin ol. Dövün o zaman. Sen döv. Ben dövemem. Ben bu gazeteyim. Ne yapıyorsun? Gazetecimsin. Evet. O zaman tabii sübün gelecek. Sübünle tabii görebilirsin. Ne kamu görevlisi? Gel önce kendi tanıtır öyle. Ondan sonra bu ne kamera? Her gelen sen, kamera şey tamam yapıyor. her gelene tamam. Söylersin. İsminiz ne? Fatih Bozoğlu. He? Fatih Bozoğlu. Fatih Bozoğlu, Bodrum Gündem. Bodrum Gündem. Evet. Evet. Tamam. Yalan haberin sahibi. Yalan haberin sahibi. Evet, yalan haberin sahibi Fatih Bozoğlu bugün Mümtaz Adıman Caddesi'nde ve başka bir şey söyleyeceğim. Ne efendim? Nasıl başka bir şey söyleyeceğim? Biz buradan esnaf insanız. Siz esnaf, benim sizinle işimiz yok. Şimdi. Heh. Bunu hep bitirir. O da okey. Benim araçlarımın üzerinde reklamlarım var. Evet, şu anda bir ambulans var. Şu sıkıntıda ambulansın geçmesi de sorun. Yalan i̇şte zamanlarda sahibi, evet yalan haber yaptığımı ifade ediyor buradaki arkadaşlar, esnaf arkadaşlar. Evet, görüntüler burada. Önce engellemeye çalıştılar. Şu anda da yalan haber yaptığımı söylüyorlar. Esnaf olarak buradaki işletmenin kendisinin itibarını zedelediğini söylüyor. Biz haberimizi yapacağız. Ondan sonra Bodrum'da gerek. Bodrum'un patronu sizlersiniz. Evet, Bodrum'a hakaret etmeye devam ediyorlar. Evet. Hakaret etmeye devam ediyorlar. Evet. Evet. Eğer biraz sonra dayak yersem hiç şaşırmayacağım. Öyle gözüküyor. Buradan canlı yayında hem hakaret hem de tehdit unsuru söz konusu. Evet, şu anda trafik burada tamamen sıkışmış durumda ve burada bir ambulans var. Allah içindekine kolaylık versin. Mümtaz Ataman Caddesi'ndeyiz ve Mümtaz Ataman Caddesi'nin tam Umurça'ya giden durumundayız. O kavşaktayız. Biraz önce biraz çekindik, korktuk doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bizi her an dövebilirler de yapacak bir şey yok. Bizim kaderimiz bu çünkü. Evet, şuradaki trafiği hemen aktaralım. Biraz önce canlı yayında gördünüz, kamerama saldırdılar, sonra da esnafız dediler tabii. Evet, şu anda görüldüğü gibi burada kaos yaratılmış durumda. Bu kaos nasıl geçer, nasıl düzelir, onu da göreceğiz. Sayın Ahmet Aras, benim öncelikle size bir sözüm olacak. Buradaki esnafım diyen imalatçılar, yani bu işi yapanlar bize saldırdılar. Bunu size ifade etmiş olalım. Bodrum için kötü haberler ve yalan haberler yaptığımı da söylediler. Bunu da özellikle size aktarmış olalım. Sayın Osman Gör'ün aynı şekilde size de söylüyorum. Benim yalan haber yaptığımı ve şu anda Bodrum'a zarar verdiğimi ifade ediyor buradaki arkadaşlar. Şu anda kaos. Bu durumda buranın sezonun ortasında gerçekleştirilen bu çalışma planlaması ne kadar doğru olur? Bu araçlar bu limana nasıl gider? Oradan gelen araçlar buraya nasıl gider? Buradan giden o tarafa gitmesi gereken, yani Umurça tarafına gitmesi gereken araçlar nasıl gidecek? İşte şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda saat 5:17 civarında ve kaosu görüyorsunuz. Hafta sonu daha da sıkıntılı olur ve sizi bağırmaya devam ediyorlar. Yalan terbiyesizlikleri bunlar. Evet. Bodrum haberin yalan terbiyesizlikleri bunlar. Evet, Bodrum haberi. Bak şimdi ben ağzımı açtırma kendine. Kırdın beni sen. Bak kırdım. Kırdım. Evet, bu sefer haberin konusu ben oldum. Gazetecilik yapmak suçlu değildir diyerek başlamak istiyorum sözüme.
Umurca da Mümtaz Ataman Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında oluşan kaosu, trafiği ve buradaki sorunu aktarmak üzere haber yapmaya geldim ve burada müteahhit firmanın adamları tarafından darp edildim. Allah'tan benim üzerime saldırmadılar, yani yüzüme falan vurmadılar ama kameramı kırdılar. Ve şu an itibariyle yaklaşık 20 dakika geçti ve bunu da biz canlı yayında aktardım herkese. Herkes canlı yayında beni izledi. O saldırı anını, hakaret anlarını izledi ve şu anda Ahmet Aras'tan başka kimse aramadı beni. Onu da özellikle söyleyelim. Yalnız, yapayalnız bir gazeteci olarak şu anda buradayım, bekliyorum. Yaklaşık 20 dakika oldu burada. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Azat Öztürk aradı. O da biraz sonra abi geliyorum dedi. Yaklaşık 15 dakikadır da onu bekliyorum. Şu an itibariyle burada kazı işlemleri devam ediyor. Altyapı işlemleri devam ediyor ve saldırgan tutumlarını hiç aralıksız sürdürdüler bana. Allah'tan hani dayak yemedim diyorum. Ama yiyebilirdim de. Çünkü tam o aşamaya gelmişti ki kameramı kıracak kadar saldırgan olduklarına göre çok üzüldüm. Üstelik en kötü tarafı da tabii polis sen çağır dediler bana. Ben gerek emniyet kuvvetlerine haber verdim ama şikayetçi olmayacağım. Gerek yok. Zaten burada bir kaos söz konusu. Bunun gereğini Sayın Osman Gür'ün ve Sayın Ahmet Aras'ın yapması gerekiyor. Ve tabii burayı da altyapı çalışmalarını yapan Aydem'in yapması gerekiyor. Onlar şikayetçi olsunlar veya gereğini yapsınlar. Ben onlara söylüyorum. Halkıma, buradaki yurttaşlara aktarıyorum bu bilgileri. Bir diğer konu ki şu an itibariyle herhalde birçok kişi duymuştur bana bir saldırı olduğunu, bir gazeteciye saldırı olduğunu. Benim meslek örgütümden de kimse şu ana kadar aramadı. Gazeteciler cemiyetinden de arayan yok veya gazeteci dostlardan da arayan yok. Gazeteciler yalnız, bunu bilin. Sizler beni çağırıyorsunuz, her türlü habere koşturmaya çalışıyorum. Kamuyu ilgilendiren, kamu yararı olan her türlü haberde yurttaşların yanında, Bodrum'un yanında olmaya çalışıyorum. Lakin bu tür tehlikelerde yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz tabii. Vazgeçecek miyiz? Hayır. Gazetecilik yapmak suç değildir. Bu böyle bilmiyor.